Merhaba arkadaşlar. Hepimizin evinde bu çorbalıklardan var biliyorsunuz. Ama biz sukulent severlerin maalesef evinde hiç kalmıyor. Çünkü hepsini bu şekilde saksı olarak kullanıyoruz. Bunlar süt takımının daha önceden bir arkadaşım bana hediye getirmişti sukulent dikmem için. Altlarını deldirdim. Altı delik arkadaşlar, şöyle gösterebileceksem. Şöyle bakın. Altlarını deldirdim ve kullanıyorum. Çok da memnunum. Bir tane bu kaldı. Yemin ediyorum çeyizimden sadece bu kaldı. Başka hiç yok arkadaşlar. Bitti yani, artık mutfaklarımızda da hiçbir şey kalmadı. Eminim bütün arkadaşlarım da benim gibi aynı şeyi yaşıyor. Bu Kütahya porselenin bir çorbalığı. Ya Allah aşkına, artık çorbalık falan da kalmadı. Hani hiçbirimiz kullanmıyoruz. Tabii çok modern arkadaşlarımız kullanıyor belki ama bizde öyle bir fırsat olmuyor henüz. Elimiz ne topraktan çıkıyor, ne çiçekten, böcekten geçiyor. Bu yüzden de yağmur dolmuş arkadaşlar. Çok fena yağmur yağdı bugün. O yüzden de artık bu son hani çorbalığımı da saksı yapmak istedim. Çok da seviyorum ama saksı olarak sevmek istiyorum bundan sonra. Nasıl kıydın diyen arkadaşlar varsa, gerçekten bir köşede duruyor. Çeyizimden yani 98'den beri diyelim arkadaşlar, yıllar olmuş artık. O yüzden saksı olarak hayatına devam eder, en azından kullanırım diye düşündüm. Kapağını tabii ki, kapağı işimize yaramayacak ama belki şöyle dekor yaparım vesaire, dursun bakalım, ona da bir şey buluruz biz. Ona da bir şey, keşke böyle bir dikilecek durumda olsa ona da dikeceğim yani. Böyle altını matkapla deldirdim. Bu Kütahya porselenin çok eski bir porselen olduğu için, aslında ilk çıkan kaliteli porselenlerden, çok zor delindi nedense. Matkap ucu da birazcık uygun değildi. Ama bir ustam sağ olsun deldi, rica ettim. Ve bir tane delik yeterli arkadaşlar. Bunlara böyle 2-3 tane delik delmek riskli oluyor. Tabii bu matkapların ben anlamıyorum ama hani uçları vardır mutlaka kolay delen. Böyle bazı arkadaşlarımız içerisine hani bezler basıp çok kolay da suyun içinde deliyorlar. Birçok yabancı videolarda da görmüşsünüzdür. Birçok arkadaşımızda da görmüşsünüzdür. Fakat ben öyle uğraşmadım. Hemen işim vardı zaten burada terasta. Matkapla deldirdim. Böylece artık bu benim saksım olacak. Şurada da aynıyumlarım var. Çok sıkışmıştı. Hatta sizi bir videoda göstermiştim. Çok yaprakları donmuş gibiydi. Toparlanacaklar demiştim. Bakın toparlandılar bile. Böyle çelikten, kışın hani böyle uykuda oldukları için o zaman böyle kel kel duruyorlardı. Ama çok sıkıştılar şu anda. En azından şu yeşili buradan ayırmak istiyorum. Bunların hepsi aslında farklı tür arkadaşlar. Öncelikle saksımı deldirdim. Delmeden asla kullanmayın. Gerçekten resmen bitkiler haşlanıyor. Kökler hava almadığı için, toprak sürekli nem yaptığı için delmeden kullanmayın arkadaşlar. Tavsiyem o. Memnun kalan arkadaşlar vardır. Bilmiyorum da hani ben hiç memnun kalmadım. Deliksiz saksım yok. Saksının altına şöyle birazcık strafor koyuyorum. Hafif bir yükselti oluşturuyorum. Tamamen kendi tercihiniz. Lav taşı koyabilirsiniz. Ama ağır olur o zaman da. Hani en güzeli strafor arkadaşlar. Bedava köpük malzeme. Bu beyaz eşyalardan çıkan. Kendi hazırladığım sukulent ve kaktüs toprağım var. Şöyle dolduracağım. Kızımı nasıl dökeceğiz oradan bakalım. Hiç de kıyamıyorum. Böyle sıkışık da seviyorum ama birini ayırmak istiyorum oradan. Diğerlerini yine düzenlerim en azından. Bahar geliyor. Artık coşacaklar. Hızla büyüyecekler. Derin saksı da seviyorlar. Bu da oldukça derin bence. Büyük. Aranjman saksısı da çok güzel olur. Yani şuna ne diksek yakışır. Ben çok seviyorum bu tarz şeyleri, objeleri. Ama evde artık dediğim gibi hiç kalmadı. Birçok arkadaşımızın da yoktur zaten, biliyorum yani. Hepimiz yaptık arkadaşlar. Ne oldu bize? Mutfağımızda ne leğen kaldı? Ya bulaşık leğenimiz kalmadı. Birazcık kiremit ilmeği kullanıyorum. Kiremit ilmeği ile ilgili videom var. Hemen yorumların başına tutturacağım. Şöyle birazcık koyuyorum. Toprakların uçuşmasın diye. Hem de dekoratif olarak en güzel bence bu. Lav kırığı kullanıyordum. Ben lav kırığını daha çok seviyorum aslında ama lav kırığı biraz daha pahalıya mal oluyor artık. Almadım bu yılda hiçbir şey, biliyorsunuz. Elimde biraz kiremit ilmeğim vardı. Onu kullanıyorum. Şu yeşili şuradan ayıracağım dostlar. Şunu alayım. Bir saniye. Ah, çok sıkışmışlar. Bunları çıkarmadan onu alamayacağım sanırım. Şunu alayım. Şuraya minicik bir yavru dikmiştim. Garibim çok sıkışmış. Arkadaşlar bakın, straforlar o kadar çok ki yapışmış artık. Bir de oraya buraya bakarken oraya döküyorum.
Aslında şu da çok güzel bir tür. Balerina mıydı neydi, bir şeydi bu da. Aynıyum balerina. Burası tamamen aynıyum. Yağmur yağdı. Zaten terası yıkayacağım, battı. Gayet sağlıklılar. Bakıyorum bit vesaire bir şey var mı diye. Çok sağlıklılar. Ama hem güneşsiz kalmışlar hem çok sıkışmışlar. Birbirlerinin altlarında kalmışlar. Çünkü amacım şunu almak. Bir tane çelik dikmiştim arkadaşlar. Öldü, ölecekti. Ya mutlaka göstermişimdir. Bu 500 videonun içinde birinde mutlaka vardır. Böyle öldü, ölecekti. Ama şu hale bakın. Her yer yavru. Maşallah, subhanallah. Bakın şu güzelliği. Çok tatlı benim kızım. Yıllar önce almıştım. Böyle çelik çelik hem ürettim. Bu anne gövde. Bakın çok anaç bir gövde. Ben kese kese ürettiğim için hani bu boy kalmıştı. Artık öldü ölecek sanıyordum. Hakikaten yaz sıcaklarında, evet, o dönemdeki videolardan birindedir. Öldü ölecek sanıyordum ama maşallah beni sevindirdi. Üstelik o donan videolarımın içinde de donmuş olarak göreceksiniz bunu. Yani soğuk vurmuştu ama donmadı, çok şükür. Çok sevindim. Bu tam buna uygun. Bunun içinde de çok yakışacağını düşünüyorum. Şöyle iyice gömdüm kaşıkla. Şöyle tam da sabitledim. Birazcık şöyle şu boşluğa koyayım. Kiremitirmeyi toprağımızı besliyor. Hem de rüzgardan uçuşmasını da engelliyor. Böylece bunları ben sonra yıkarım, üflerim. Şu an su vermeyeceğim. Birkaç gün sonra su veririm. Saksı değişiminden sonra. Genelde aynıyumlar çok mutsuzluk yaşamıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Temiz ortamda şöyle çift oluşum. Temiz ortamda diğer şeyleri yapalım. Çok tatlı oldu benim kızım. Çok güzel oldu. Çorba oldu. Şunları da bari alayım arkadaşlar, birkaç tane. Bari şunları çıkarayım, artık yapacak bir şey yok. Şunları da böyle arkadaşlar, çok da mutlular, güzeller. Sadece saksı değişimi yapılacak. Şunu söküyorum. Bunlar benim anaç bitkilerim. Dediğim gibi kes, biç. Bu kadar kaldı şunun yavrularının güzelliğine. Allah'ım maşallah maşallah. Kocaman olacak. Gövde çok anaç olduğu için bu derin saksıya yine dikeceğim bunu. Bu farklı bir tür. Bu daha klasik bir tür. Şunlar koleksiyon türü. İsimlerini biliyorum ama Instagram'da yazılıdır. Şu an aklıma gelmiyor. Şuraya bir tane dikmiştim bunu ama köklenmemiş, ama yavru vermiş. Daha kuru bir dalı dikmiştim. Çok vefalı ayınıyorlar. Hakikaten çok da seviyorum. Şunu alacağım, bir bakayım madem saksı değişimine girdik. Aslında şurada da bir tane Aynium Howartia yavrusu. Şu güzelliğe bakın. Şöyle şu alt yaprakları alacağım. Artık bunları da dikince gösteririm arkadaşlar. Şöyle birazcık temizleyeyim. Bakın bunlar anaç gövdelerim benim. Anaç bitkilerim. Çok güzel. Bir sürü yavrusu var. Bunlar ilkbahar ve sonbaharda büyüyor. Soğuk seviyor, serin seviyor ve tüm gün güneşte duracaklar benimkiler. O yüzden de yeni yerlerine şimdi bahardan alıştırmak en iyisi. Şunu da alayım, göstereyim. Bu da aynı onunla. Küçük, daha küçük yavruydu ama annesine yaklaşmış maşallah. Bakın arada yavrulara maşallah. Çok seviyorum. Bunları çok seviyorum. Aeniumları çok seviyorum. Aynıyım, videom var bir sürü arkadaşlar, videolara tıklayın, başlıklardan bakın, görürsünüz zaten. Şu garibim burada o kadar sıkışmış ki artık ezmişler bunu, hem soğuğu yemiş hem ezilmiş. Bu normalde aynıyım dekorum, bunu da ben toparlayacağım arkadaşlar. Artık ölü yaprakları alacağım, toparlayacağım. O emin olun birazcık güneş aldığında, birazcık serinlik aldığında toparlanacak. Böyle dostlar, çorbalıktan kasemiz hazır. Çok güzel oldu. İnşallah rafı düzenliyorum. Merdiven çiçekliğimi düzenliyorum. Hala çok yağmurdan yapamıyorum pek bir şey ama inşallah bu birkaç gün içerisinde toparlayacağım. Orada göreceksiniz zaten. Çok tatlı oldu. Kıydık ama ne yapalım? Güzel günlerde böyle kullanalım. Bari öyle güzel günlerde kullanamadık. Bari böyle kullanalım dedim. Hepinize sevgiler dostlar.